kimyasal sebeplerle çıkan bir yangın olduğu ifade edildi bana. Ben bu noktadaki tüm resmi kayıtları, çalışmaları, bilgileri hem yolda gelirken yangın bilgisi alıp buraya sirayet etmeye çalışırken bir şantiyede öğrendim. Şantiyede imar ve inşaat çalışmalarıyla ilgili hız kontrollerini yaparken buraya aniden dönüş yapmak durumunda kaldık. Dolayısıyla zabıtamız, itfaiyemiz, belediyelerimizin tüm birimleri burada kullanılabilecek bütün envanterleriyle şu an itibariyle yangının başlangıcından beri buradalar. Çalışmaya devam ediyorlar. Orman İl Müdürlüğümüz ve devam eden yangın neticesinde inşallah söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları ve çabaları da sonuç verdi. Ve önemli bir şey, ben bunu İl Sağlık Müdürümüze de hemen bilgi gönderdim. Buradan da soruyorum. Çok şükür vatandaşımızda dumandan zehirlenme veya yangın sebebiyle herhangi bir yaralanma, herhangi bir durum hiçbir şekilde söz konusu değil. İtfaiye personellerimizde böyle bir durum var dendi. Gelir gelmez mekana adım atar atmaz ambulans ve 112 servisinin yanına geçtim. İtfaiye personelini de gördüm. Bir tansiyon düşüklüğü yaşamışım. Çok şükür orada da bir şey yok. Ve öyle bir görev aşkı ve görev sevgisi var ki beni derhal itfaiye araçlarının başına verin başkanım diye itfaiye daire başkanına sesleniyordu. Tansiyonu yükselmiş, onu bekle düşsün dendi. Dolayısıyla itfaiye personelimiz ve büyük bir görev sorumluluğu içerisinde hem metropol ilçe belediyelerimizin araçları hem iş makineleri, fakat şöyle bir bilgi karmaşası da katiyen olmasın. Açılması gereken bir vaziyet varsa iş makinesi çalışmıştır. Yangın itfaiye ile ilgili gereken tüm envanter, teçhizat, makine, araç ne gerekiyorsa yangın söndürme çalışmalarının hepsi bu envanter ve bu teçhizatla yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. İnşallah diyeyim, bu sabah itibariyle de soğutma işlemlerine çoktan başlanmış olur. Hiçbir can en ufak bir zarar görmeden, ki diğer barakamsı yapılar ya da konteynerler diyeyim devam eden bu yapılarda zarar gören yapılar, burada da zarar ziyan neyse bunlar da elbette ki en ufak detayına kadar tespitlerle yangının çıkış şekliyle birlikte kontrol altına alınır ve gerekenler yapılır.